Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünyada Allah'ın emirlerine karşı büyüklük taslayanlar, orada ebediyen zilleti tadacaklar. Bu dünyada nefislerinin kölesi olanlar, orada dönüşü olmayan bir pişmanlık çekeceklerdir. Burada şeytanın peşini bırakmayanlar, orada ona en büyük düşman kesilecekler ve şeytanın "Ben size bir şey yapmış değilim, aklınızı kullansaydınız ya" diye çıkışmasıysa onları büsbütün çıldırtacaktır. Cehenneme girenler, kendilerini yoldan çıkaran kötü arkadaşlarına da düşman kesilecekler ama artık her şeyin vakti geçmiş olacak ve son pişmanlık hiçbir işe yaramayacaktır. Arkadaşlar, cehennemin en belirgin vasfı ateş olduğu için daha çok ateş azabından bahsedilmiştir. Bununla beraber cehennemden bahseden ayetlerde ateşle yakma yanında farklı azap şekillerinden de bahsedilmiştir. Mesela cehennem azabını anlatan haviye, uçurum, derin çukur anlamındadır. Hamim, kaynar su anlamında olup cehennemdeki azap türlerinden biri olan ve cehennemliklere bu kaynar suyun içirileceği ve başlarından aşağı döküleceği beyan edilir. Yine cehennem azabının türlerinden bahseden diğer ayet-i kerimelerde şunlardır. Ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek ateşe sokacağız. Onların derileri kızardıkça, piştikçe azabı yeniden tatsınlar diye derilerini değiştireceğiz. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de yine cehennem ateşinden örtüler vardır. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da yine ateşten tabakalar vardır. Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün acıklı bir feryat içinde, "Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik. Ey Rabbimiz! Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov," derler. Netice olarak cehenneme düçar olacağı kesinleşmiş kimselerin azabı bir olmayıp, herkes kendi haline göre muhtelif azap çeşitleriyle cezalandırılacaktır. Yani cehennem azabı sadece ateş değildir. Bunun yanında birçok azap çeşitleri vardır. Mesela birkaçı şöyledir. Yılan, akrep gibi hayvanların sokması, başına topuzlarla vurmak, aç bırakmak, zakkum yedirerek bağırsakları parçalamak, vücutları büyütülerek azabın şiddetlendirilmesi, irinli su içirmek, gayya kuyusunu atmak, uçurumlardan yuvarlamak, zifiri karanlıkta azaplandırmak, büyük azap veren pis kokulara maruz bırakmak, azapların her gün katlanarak çoğalması ve soğukla azap. Kadızade Ahmet Efendi buyuruyor ki, "Cehennemde bir yer vardır ki oraya zemherir denir. Yani bu soğuk cehennemdir. Soğukluğu öylesine şiddetlidir ki onun verdiği azaba bir an bile dayanılmaz. Kafirlere bir soğuk bir sıcak, sonra soğuk sonra tekrar sıcak cehenneme atılarak böylece azap edilecektir." Cehennemde çok soğuk zemherir azapları bulunduğu Kimya-i Saadet, Durratül Fahire ve Reşat kitaplarında da yazılıdır. Bukhari, Müslim, İbn-i Mace ve diğer hadis kitaplarında yazın sıcaklığı sıcak cehennemin nefesinden, kışın soğukluğu da zemherir cehennemin nefesinden olduğu bildiriliyor. Aslında dinimiz hem cehennemde soğuk azaplar olduğunu bildiriyor, hem de peygamberin yalnız sıcak memleketlere değil, yeryüzünde sıcak ve soğuk her memlekete gönderildiğini haber veriyor. Kur'an-ı Kerim, peygamberimize sorulan suallere, soranların bilgilerine ve anlayışlarına göre cevap vermektedir. Ahiretteki bilinmeyen varlıkları da dünyada gördüklerine, bildiklerine benzeterek anlatmaktadır. Mekkeliler kutupları ve buz memleketlerini duymadıkları için cehennemin soğuk azaplarını onlara anlatmak, bildirmek faydasız olurdu. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bu inceliğe uygun haberlerin bulunması, inkar edenlerin daha çok sapıtmasına sebep olsa da iman sahiplerinin imanını kuvvetlendirmektedir. Rabbim bizleri her türlü cehennem azabından ve cehennem azabına düçar olacak amellerden muhafaza eylesin. Amin. Arkadaşlar böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu gibi faydalı videoların devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.